Çalışacağız. Bugün günlerden cuma ve dersim yok. Haftaya değil, ondan sonraki haftada vizelerim olduğu için ders çalışmam gerekiyor. Şimdi dün ben ne yaptım biliyor musunuz? Hemen göstereyim size. Uyumadan önce şöyle bir bullet journal sayfası hazırladım. Bunu daha detaylı size gösteririm. Yani normalde ders çalışırken bunu yapmıyorum bu arada. Hatta hiç planlı çalışmıyorum. O an canım ne istiyorsa o dersi açıp bakıyorum ama yani video çektiğim için ne oldu bu bilmiyorum ama böyle hem daha estetik durur diye düşündüm. Study plan gibi işte böyle yapılacak, çalışmam gereken dersler, işte hangi saatte hangisine bakacağım gibi gibi şeyleri güzelce buraya not ederiz diye düşündüm. Saat 11 olmuş. Benim artık başlamam gerekiyor dostlarım. O zaman başlayalım. You in the backyard and you're all fine in the summer. Dostlarım, şimdi neyle başlayalım biliyor musunuz? Bence yaşlılıkta beslenmeyle başlayabilirim. Çünkü yaşlılıkta beslenme dersi dün vardı ve konu hazır aklımdayken ya da tam unutmamışken tekrar etmek istiyorum. Hem buraya yazarım hem de dediğim gibi onu okurum. Sonrasında mevzuat çalışmam gerekiyor ama hiç istemiyorum. Çünkü tamamen ezber ve derse stajdan çıktıktan sonra gidiyoruz. Bu cidden beni yoruyor biraz. Başlıyorum, daha fazla uzatmadan artık başlıyorum. Bu arada ben size nasıl not tuttuğumdan da bahsetmek istiyorum. Ben bu yöntemi YouTube Shorts'ta gördüm ve etkili olabileceğini düşündüm.
deniyorum şu an. Hala mükemmel olduğunu söyleyemem ama daha tam kullanmış değilim. O yüzden de böyle söyleyemiyor olabilirim. Şimdi bakın, defterinizi 3 kısma bölüyorsunuz. Bunun bir kısmına konuyu yazıyorsunuz. Bir kısmına konuda önemli olan ve aslında sizin yeni öğrendiğiniz bilgileri, atıyorum kelime falan filan, onu yazıyorsunuz. Sonrasında da 3. kutucuğa da konunun özetini yazıyorsunuz. Şimdi şöyle mesela göstereyim. Bakın, bu kısma anlamını bilmediğim kelimeleri, işte bazı olayları falan filan yazmışım. Yeni öğrendiğim ya da hatırlamak istediğim bilgileri, konunun kendisini buraya yazıyorum. Bu kısımda özet. Daha ben özet kısmını kullanmadım. Bakın, böyle yazdım ben bunları ama dediğim gibi özet kısmını daha hayata geçiremedim. Şu an için bu yöntem cidden hoşuma gitti. Ben bunu besin ilaç etkileşimi için de yaptım bu arada. Hemen onu da göstereyim. Mesela bu şekilde. Ve bence gayet düzenli görünüyor ve benim hoşuma gidiyor. Beslenme diyetetik okuyorsun, neden noodle yiyorsun derseniz, şimdi tadına inanılmaz bayıldığım için değil. Öğrenciyim bu dönemde ve her öğün sağlıklı besinlere ulaşmam birazcık zor, biliyorsunuz ki. Arada yiyorum yani. Yerken de bu sosun tamamını içine dökmemeye çalışıyorum. Ben yiyorum işte. Bir an bir baskı hissettim de beslenme diyetetik okuyorsun, noodle mi yiyorsun diyenler olursa ne cevap veririm diye düşündüm. Her neyse, yiyorum. Dostlarım,
Evet, hiç şaşırmadığınız bir şey oldu. Ben bu videonun da sonunu çekmediğimi videoyu editlerken fark ettim. Belki de bu benim tarzımdır diye düşünüyorum artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin ya da beğen butonuna tıklayın ki ben anlayayım nasıl ilerleyeceğimi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.